Üstün akıl nasıl yönlendiriyor veya çökertiyor? Şimdi biz biliyoruz ki Trump'ın 3 tane senaryosu var önümüzde. Evet. Bunlardan bir tanesi diyor ki ben sizi diyor ekonomik olarak çökertirim ha diyor. Evet. Yani şimdi Senattaki. bunları bir öne koyalım ki Tabii Allah'tan ona göre insan konuşalım. neye dayanarak tehdit eder Ertan Özcik? Şimdi şöyle. Ya tehdidi oluşturan içeriğini ne belirler tehdidi? Şimdi kale almaktır o. Seni kale aldığın ve seni tehdit olarak gördüğün zaman tehdit edersin. Yoksa başka türlü tehdit Karşındakini bir etmezsin. güç olarak gördüğün zaman tehdit edersin. Bir de elinde oynayabileceğin kozu üstü kapalı gösterirsin ama zaten o kozu uygulasa da gerekli tedbirlerin alındığında biliyordur herhalde. Kendisi de farkındadır onun. Şimdi ikinci ne diyor? Diyor ki asker indiririm. Değil mi? Yani Evet. bu ne demek? Asker indiririm. Senin askerinle benim askerim teröristlerle birlikte olurum ben diyor. Senle birlikte diyor karşı karşıya Neden gelebiliriz. böyle diyor? Gelebiliriz diyor. Hı. Üçüncüsü de diyor bunların hepsini bırakırız diyor. Bir yerden sonra masaya oturturum sizi diyor. Otururuz diyor. Hı. Masaya otururuz demek şu demek oluyor. Yani biz masaya oturduğumuz zaman senle biz otururken bir de benim mışlarım var ya Hı. diyor teröristlerim. Onlar da o masada olur. Bir şekilde bunun sonucunu belirleriz diyor. Şimdi kimin ne dediğinin hiç önemi yoktur. Şimdi neden korkarız biliyor musunuz? En çok korktuğumuz insanlar mahallenin delileridir. Mahallenin delisi kim? Şu anda en büyük delisi Trump. Tamam. Yani çünkü bugün işte birisi hakkında veya bir ülke hakkında Türkiye veya bir başkası veyahut da Çin bir şey söylerken biraz sonra başka bir tweetle Başka bir şey ya söyleyeyim. vazgeçtim diyebiliyor O mesela. yüzden piyasalar artık Diyor da fiyatlamaya ama başlıyor. sakın Ödüklerinde ha neyse şunu ki. şöyle algılamamanız lazım. Bunların yani Trump'ın yani kafasına göre tweet atacak filan yapacak gibi bir adam olarak algılamayıp bunu tam tersi bize sunulanın dışında tam tersi bunların bilinçli yapıldığını düşünürseniz. O gelgit tweetlerin dahi. Tabii Şimdi o gelgit o zaman tweetlerde de kendisinin aslında ne işte hani şiş şansı ne hı. kebap durumunu da aslında orada. Çünkü iç politikada da işte bir tweet atıyor, bir şey söylüyor. Hemen 2 dakika sonra başka bir şey söylüyor. Yani o aslında onu kendi içerisinde de eleştiriliyor Ertan Özcik. Yani yapılan yorumlara bakın. ABD dış politikası ile alakalı özellikle ABD'de yapılan yorumlara bakın. İşte Amerikan karar verme sistemindeki bir kaos olarak falan nitelendiriyorlar bu durumu. Şu hani Türkiye'de biraz hani işte muhalefetti, iktidardı, devamlı bir televizyonu açtığımız zaman çok seslilik var ya. Amerika'da bu inanılmaz boyutlara varmış durumda şu anda. Çünkü Trump yani bakın Türkiye'ye karşı bunu kaydedin. İsrail ve İngiltere kaynaklı 10 tane lobi şirketine dünyalarca para aktarılıyor. Senin konuna geleceğiz şimdi. Türkiye aleyhtarı yayın yapılsın diye. Şimdi hatırlıyor musunuz Rakamı burada? verdim sırf Orta Doğu ile Evet. ilgili. 300 milyon dolardı. Şimdi Evet, 8 küsür düşük milyon olmuş. dolar bu tarzda kuruluşlara fonlama amacıyla aktarılan para. Sadece Şimdi algı oluşturulması. Evet. siz bunun önünü kesmeniz için iki yerle savaşıyor olmanız lazım. Bir, İsrail'e İsrail'i. döneceksiniz. Bana ne? Lobi kuruluşları yani siz şöyle yapamayacaksınız hiçbir zaman. Lobi kuruluşlarına aktarılan para sizin paranız her zaman cılız kalacaktır. Bir de şöyle bakın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobi kuruluşlarına aktarılan bu Siyonist sermaye sonsuz sermaye ve de kendi grupları da çok büyük. İnterlantları çok büyük. Özellikle Hristiyan Siyonizminin O zaman yapacağınız tek bir şey var. Hani ne yapacağız? Huni'yi kafaya geçireceksiniz ve direkt İsrail'le oturacaksınız masaya. Yoksa bu işler çözülmez. Yani ben kişisel olarak etkiye tepkiden yani koparsa kopacak ilişki. Kimse ilişkiyi kopartmak istemez. Yani ekonomik olarak hinterland yani coğrafya olarak İsrail'in Türkiye'ye ihtiyacı çok ama çoktur.
Siz bunu devamlı söylemeniz lazım. Masada, masada her türlü kavga çıkar ama o masa devrilmez. Yani İsrail'li bunu... mi? Şimdi bakın bugün ihracat ve ithalat rakamlarına bakın. Hı-hı. Hangi ülkelere yapıyoruz? Hı-hı. Hangi ülkelerle? Ne satıyoruz, ne alıyoruz? Ertan Özyiğit. Yani beni çok şurası bağlamıyor. Şimdi sadece bakın bir İsrail konusu değil bu. Yani diğer ülkelerle ilgili de diyorum. Yani hani birden ben sizinle kestirip atıyorum diyemiyorsunuz zaten Ertan Özyiğit'in dediği gibi. Ya o masa devrilmiyor. Ancak başka orada ekonomik yani sizin ülkelerin dostlukları değil karşılıklı çıkar ilişkileri vardır. Kamu diplomasisinde bu çok zaten yani vurgulanan bir karşılıklı çıkar ilişkileri vardır. Ve bunun üzerinden gitmek zorundasınız. Yani siz bir tarafı kapatırken komple o bir tarafta ülkenizde atıyorum X ihracatçının, üreticinin vesairenin diğer durumu da görmezden gelemezsiniz. Yani bir bütün olarak bütüncül bakmak durumundasınız. Ülkeyi yönetiyorsunuz yani. Şimdi öyle karakterler vardır ki dünyada mesela o adam mesela Kissinger geldiği zaman bir masaya otursa kesinlikle orada bir sulhla kalkılacağı kesinlikle. Eisenhower'dan bir adam şey yani var. Diplomat var. 89 oldu. Gerçekten şimdi, var. Ve çok kilit noktalarda hatta ancak şöyle bir şey var. Mesela bugün onun savaş... programda 3 kere Kissinger dedik. Albert Pike hayır, demedik. Hayır daha onun fazla için. Dedim. 3'den fazla oldu evet neyse. Yalnız mesela şeyde Vietnam'da ve Kamboçya'daki şeyde onu savaş suçlusu olarak ilan edenler de vardır mesela. Kissinger mi? Tabii yani onun da orada alınan mesela Kıbrıs Savaşı'nda da keza aynı şekilde etkin isimlerden bir tanesiydi. Kissinger'ın da Türkiye'de öğrencileri vardır. En büyük tehlikelerden bir tanesi şöyle. Siz dünyayı yöneten akıl olsanız. Evet. Sizin için sınır var mı? Amerika için mi diyorsunuz? Amerika dünyayı yöneten akıl değil, İsrail de değil. Ben bir gruptan bahsediyorum. Dünyada hiçbir sınır var mı onlar için? Aileleri kastediyorsunuz. Aileler bir, belki bir bölümü de. Hani... O aileler de o tweet kervanına katıldı. Dikkat edin torun Rothschild. Yani bu tweet... Şeyine katıldı o da. En son attıkları tweetlere bir bakarsanız. Harekatla ilgili. Türkiye ile ilgili Trump'ın işte durumunu evet, eleştiren vesaire. Hatta ona ben de güzel bir cevap vermiştim Twitter'da. Şimdi şöyle bakıyorum da şunu anlamıyorum. Yani hani böyle komplo teorisiyle çok ilgilenen köşe yazarlarımız var. Kafaları karışmış durumda. Çok söylüyoruz televizyonda ama hani 24'te kanal işte kayıt dışında devamlı anlatıyoruz bunu. Şimdi diyorlar ki mesela Trump Rothschild'in adamıdır. Ya yok öyle bir şey diyorum ben. Trump direkt 1717, 1733. Yani öyle bir şey yok. Adam direkt vuruyor yani. Düşüyor az önce. Evet, Twitter'da bile direkt vuruyor. Doğru söylüyor. Hayır, öyle bir şey yok ya. Oturmuyor. Yani bunu bir türlü şey anlamıyorlar. Kafaları karışmıyor. Yani şöyle şundan geliyor o bence. Altyapıyı bilmedikleri için hani şöyle üstten öğrenmişler. Matematik altyapısı olmayınca hani biraz zorlanır ya, öyle bir şey oluyor, onları çözemiyorlar. Yani şöyle biraz önce sorduğum soruya dönüyorum. Ay'dan baktığınız zaman hiçbir ülkede sınır görebilir misiniz? Amerika Birleşik Devletleri burası, Türkiye burası, bilmem ne burası. Evet. Şimdi dünyayı çözebilmeniz için Ay'dan bakmanız lazım. Sizin için sınır olmamalı. Bakın bir girişte bir şey söyledim. Türk'ün sınırı yoktur dedim.